Evet arkadaşlar merhaba. 23 Eylül 2021 gündüz programında Newmarket İngiltere'de Birleşik Krallık'tayız tekrar. United Kingdom'dayız yani. Tam normalde 8 koşu ama biz 7 koşu olarak bizde birinci koşu 15'te 7'li plase ayağı ile başlıyor birinci koşu. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada Ryan Moore var tabi yine Ryan Moore bu anlaşmanın olduğu tabii ki safkanlar için de geliyor bazen. 4 numaralı Dawn of Liberation ümit vaat ettiği için bu safkan banko atılacak bir düzeyde. Rakibi 7 numaralı Sarson Risk James Doyle'la dileyenler 2 numarayı da ilave edebilirler Angelic Face diye ama normalde arkadaşlar 4 numarayı banko geçmeniz bu yarışta yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Ama risk almak istemez. Bazen böyle iki yaşlı safkanlar huysuzluk yapıyor veya farklı bir performans gösteriyorlar. O zaman da tabii bir anda favori düşüyor. Burada 4 numaranın arkasından 7 ve 2 diyoruz biz. Karar sizin. İkinci koşu ile beraber altılı Ganyan'da başlıyor Newmarket'te. Handicap 2 yaşlı İngilizler tekrar ama bu sefer bunlar palazlanmışlar bayağı bir. Tecrübe sahibi hepsi. 7 tane safkan burada. 1600 metre çıkacaklar. Birinciye de 10.800 sterlin ikramiye var. 7 tane safkan içerisinde 4 tanesi bizim için ön planda. Evet 1 numaralı Noisy Knight, Holly Doyle'la. Usta tecrübeli bayan jokey Holly Doyle'la dördüncü birinciliğine gidebilecek mi? Valla arkadaşlar gidebilirse de hiç şaşırmam yani. Çok iyi bir safkan bu. Noisy Knight. 2 numaralı Choirmaster William Buick'le üçüncü birinciliğine gidebilecek mi? 3 numaralı Desert Angel Ryan Moore'la son koşusunu kazandı. Arkadaşlar Dark Angel yavrusu normal şartlar altında bu grubun böyle bir tık böyle hafif üstünde kalıyor ama tabii ki burada Ryan Moore gibi usta bir jockey ile söz sahibi olacaktır. 6 numaralı Mr. Profesör Rosa Ryan'la günün sürprizini yapmaya çalışacak. Aslında son iki yarışını kazanmış bir safkan bu. Ama bu grup biraz hafif sert gelebilir. 1, 2, 3, 6 diyoruz buraya. 4 tane safkanla buraya geçeceğiz. Bakalım. Kısıtlı bir program var. Biz de küçük bir altılı yaptık zaten öyle sayılır. 16-10'da ikinci ayak, üçüncü koşu, handikap dişi, 3 yukarı İngilizler, 1200 metre çim başlığımız var burada. Yine 8 atın 4'ü ön planda bizim için. 2 numaralı Mountain Brave William Buick'le 1200 metrede 62 kilo çok fazla koyacağını düşünmüyoruz. 6 numaralı Lovely Breeze, kapalı gözlüğü takan tek safkan olan Lovely Breeze'e James Doyle biniyor arkadaşlar. Evet, 8 numaralı Restless Endeavor. Holly Doyle'la Dandyman yavrusu. Arkadaşlar Holly Doyle burada bu atla birinci gelirse hiç şaşırmayalım. Çok iyi koşacaktır. 5 numaralı Quick Step Lady. Oisin Morphy ile burası 2, 6, 8, 5 olarak toplamda 4 atla geçeceğiz. Dileyenler çok sürpriz düşünenler burada. Rose Ryan'ın hiç kimsenin ehemmiyet vermediği bir safkan olacaktır ki en son hatta çıkabilir bu. Ancak orijin itibariyle Kingman yavrusu Kahlua Kiss diye bir tane safkanla burada bu yani bunların yavrusu orijinler. Orijinin sol tarafı ya ama sağ tarafı tam bir soru işareti. O yüzden dileyenler bu safkanı eğer kazandırtmazlarsa yani burada bir komplo dönmezse bir alengir 4 numara normalde gelmez ama 4 numara gelirse de büyük bir sürpriz olur onu da söyleyeyim. 2, 6, 8, 5 diyoruz. Çok fazla at yazmak isteyen için 4 diyoruz. 7 numara özür dilerim. 4. koşu The Tattletale Stakes'e geçiyor. Açık grup 3 koşusu. 2 yaşlı İngiliz safkanları 1400 metre çim pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada Trident gelmiş. Michael Michael Barzalona'yla biliyorsunuz Fransa'da normalde atlara biniyor. Ancak burada tabii ki bu at için gelmiş arkadaşlar Fabrelerin, Fransızların
bu safkanı. Bugün biz bunu banko yapıyoruz. Bu grubun biraz üstünde kaldı. Tabii ki burada Shotwell ve Godolphin ekürlerin yani 4 ve 5'in büyük baskısını göreceksiniz. Aynı zamanda tabii ki Ring of Beara, Ryan Moore'un da burada İrlandalıların atı bunlar arkadaşlar. Bernardin and Sean. Bunlar İrlanda vatandaşları. Fakat handikap puanı yok. Çünkü İrlanda'dan geldiği için yok. O ülkede olmadığı için. Yani burada biraz böyle bir bu A3 yani grup 3 koşusu title stakes'e hafiften böyle bir international uluslararası bir hava verilmiş buna. Ama 7 numaralı Trident'in biz burada Mikel Barzalona ile çok iyi koşan bir koşu alacağına inanıyoruz arkadaşlar. 7 numarayı banko öneriyoruz. 5. koşu da Jockey Club Rose Bowl Stakes'e geçiyor. Bu da listed açık koşu. 3 ve yukarı İngilizler 3200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5. koşuda tam 10 atın 5'ini yazacağız. 5 numaralı Morando Oizen Morphy ile 4 numaralı Max Vega Hector Crouch ile 1 numaralı Roberto Escobar Tom Marquand ile 2 numaralı Combs Major Jamie Spencer ile ve son olarak da 9 numaralı Sleeping Lion diyoruz William Week ile. Burası için 5, 4, 1, 2 ve 9 olarak tam 5 tane safkanla burayı geçiyoruz arkadaşlar. Evet 6. koşudayız. Handicap 3 ve yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada normalde 4 numara Triple Art'ın kazanması lazım ancak 1 numaralı Chess No More Holy Doyle'a da eğer ağır gelmezse bazen böyle ağır geldiği için kazanır ve bazen de ağır diye yazılmıyor, yazmıyoruz ama geliyor. Grubun en yaşlı atı bu Chess No More. Normalde 4 numara Triple Art'ı banko, alternatif banko olarak gösterebiliyoruz size rahatlıkla. Fakat dediğim gibi grubun üstünde bir safkan var burada Chess No More. Eğer bu aradaki tam 6 kilo, evet 57,5 ve 63,5 6 kiloluk bir fark var. Eğer bu 6 kiloluk fark etkimezse Chess No More gelir. Onu söyleyeyim size. Ama burada 4 numaralı Triple Art. Burada ikinci safkanımız yani 4 ve 1 diyoruz biz buraya. Ona göre de sizler de kararınızı verebilirsiniz. Son koşudayız. 7. koşu handikap 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çimpiste çıkacaklar. Arkadaşlar 10 atın tam 6'sını yazacağız. 1 numaralı Todd Rip Jim Crowley ile 2 numaralı Carlos Magnus Oizen Morphy ile 3 numaralı Caribou Holy Doyle ile 7 numaralı Eminent Hipster Ryan Moore ile 9 numaralı Call Cat David Robert ile ve 4 numaralı Bucky Tom Marquand ile 1, 2, 3, 7, 9, 4 diyoruz. 6 tane atı böylece yazmış oluyoruz arkadaşlar. Evet burada bu arada İngiliz Bukefalos'un İngilizcesi var arkadaşlar. Bizim Bukefalos var ya bunun İngilizce yazılışı bu at çok anlam içeren bir at, tarihi bir at ismi olduğu için o yüzden devamlı insanlar koymak istiyor bu atı. Burada da bizim Bukefalos'un İngilizce versiyonu var. Evet arkadaşlar New Market'le ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Burada biliyorsunuz web sitemizden de rahatlıkla bu yabancı yarışlar olsun, Türk yarışlar olsun şablonları web sitemize ücretsiz olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yabancı futbol da var aynı zamanda. Futbolla ilgili de burada kupon örneklerimiz var. Çalışan bir arkadaş grubumuz var futbolla ilgili arkadaşlar. Yani biz bir ekip olduğumuz için yani şu değil yani kafamızı koyup böyle bazı tahminci arkadaşlarımız var. Tek başına çalışan saygımız var onların da emeklerine. Hepsine selam olsun buradan bütün tahminci arkadaşlarımıza. Ama bizim işi tutuş şeklimiz öyle değil. Biz bir ekibiz, bir kurumsal çalışıyoruz. Aynı zamanda yabancı ve Türk yarışları ve artı futbolla ilgili de web sitemizden tahminlerimizi yayınlıyoruz arkadaşlar. Evet, görüşlerimizi burada noktalandırıyoruz bu New Market ile ilgili. Belmont Park ile ilgili de videoyu izleyebilirsiniz. Zaten diğer iki tane Türk yarışı Ankara ve İzmir'de şu anda videolar yayında arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz.